Merhaba arkadaşlar. Bugün size hayvanlardan kırkmaya tıkanması ile ilgili çözüm önerisi sunacağım. Şimdi bu çözüm önerisi size %100 sonuç verir diyemeyeceğim. Çünkü şimdi ben bunu bu hayvanla denedim, işe yaradı. Belki başka bir hayvanda işe yaramaz. Yani sonradan verdiğiniz yöntem işte işe yaramadı demeyin bana. Ben belki size bir faydası olur, belki bir çözüm olur diye. Hani hayvanı direkt kesime göndereceğiniz diye belki de kurtarırsınız diye anlatacağım. Öncelikle bu benim ilk videom olacak. Ben normalde öğrenciyim, üniversitede okuyorum. Ama biliyorsunuz pandemi sürecinde okullar tatil oldu. Zaten ben çocukluğumdan beri bu işi yaparız. Bu işte daha fazla haşır neşir olmaya başladım ben de. Öyle olunca da işte bir şeyler daha araştırmaya, öğrenmeye, içinde oldukça bir şeyler daha çok görmeye, yani çözmeye çalıştık, araştırdık, öğrenmeye çalıştık. Öncelikle bu hayvanı satmayı düşünüyorduk. Bu hayvan birazcık yaşlı bir hayvan. O yüzden şu an karnında da buzağısı var. Bu hayvanı besiye aldık. Yaklaşık Haziran başlarında bu hayvanı besiye aldık. Kurbandan bir 10 gün sonra, Ağustos'un 10'u gibi bu hayvan işkembe tıkanıklığı yaşadı. Kırkmayında bir tıkanma yaşandı. Ha, bunu da nasıl anladık? Hayvan ilk gün sadece yemedi. Saman yemedi. Ertesi gün attığım yemi de yememeye başladı. Sonradan bir şüphelendim. Çünkü bu 10 gün önce başımıza gelmişti. Bununla beraber bir hayvan daha kurban için besliyorduk. Hayvan işkembesi tıkandı. Ve kurbanı 10 gün kala kesime götürdük. O yüzden bunu ayrı bir padoğa buraya getirip bağladım. Gözlemleyelim diye. Sabah gelip baktığımda hayvan hiçbir dışkılanma göstermemişti. Günün devam eden sürecinde yine dışkılanma göstermedi. Yani tabi bu bizi biraz korkuttu. Çünkü bununla beslediğimiz hayvanla ardı arda bunun da aynısı olmaz. Demek ki belki de bir hata yaptı beslemede ya da herhangi bir şeyde, bilmiyorum. Bu hayvan öyle bir sıkıntı yaşadı. Ben de araştırmak istedim, hani bir çözüm bulalım diye. Araştırmalarımda aslında... Dur. Çoğu kişinin bildiği öneriler vardı. Tek fark yumurta hakkıydı. Çoğu kişi maya verin der, kuru maya. Ya da yağ içirin der. Ben denemişler, birkaç yerde araştırdım, işe yaradığını söylediler. Bu hayvana öncelikle yaklaşık bir su bardağı kadar zeytinyağı, içine de 4-5 tane yumurta beyazını kastım, karıştırdım. Bu hayvana içirdim. Aradan 1 saat geçti. 1 saat geçtikten sonra bu hayvana bir de 3-4 paket kuru maya içirdim. Yaklaşık bu akşam sürecindeydi. Sabah uyandığımızda, baktığımızda hayvan ishal ama bir iki kez dışkılamıştı. Sonrasında hani bir şeyler yesin diye çabaladım. Birazcık elmeydi, yine iştahı yoktu. Sonradan izlemeye devam ettim bu hayvanı. Tekrar izledim. Gözlemlerim sonucunda hayvan akşama kadar yine bir dışkılama göstermedi. Babam da... Ben Kırşehir'de yaşıyorum. Kırşehir'e gittiğinde veteriner bize bir ilaç göndermiş. O ilacı size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. İlaç bu. Gördüğünüz gibi. Mira sülfat. Arkadaşlar bu yaklaşık 500 gram bir ürün. Şimdi de bu ürünü anlatacağım. Bu ürün 500 gram bir ürün. Bunu 3'e böleceksiniz. Ben yaklaşık 150 gram olarak 10 kat suyla, yani 150 gram katıyorsanız 1,5 litre suyla bu hayvana içirmemiz gerekiyor. Hayvan da yeme durmuyor tabii. Şu an yem zamanlıydı. Evet. Önemli değil. Anlatacak kişi benim zaten. Hayvan olmasa da olur. O sorun değil. Yaklaşık 1,5 litre suyla bunu içirdik. Hayvan sabah uyandığımızda altına su döktüğümüz, yani su dökülmüş gibiydi hayvan. Hayvan aşırı bir ishal olmuş. Hayvan işte yani tıkanıklığı açmıştı. İçini boşaltmıştı tamamen. Tabi bu bizi mutlu etti. Ardından ikinciyi uyguladım. İkinci kez 150 gram daha verdim. Babam açıkçası biraz korktu. Hani hayvan çok ishal, fazla ishallik de iyi olmaz diye. Gerçekten de fazla ishallik de iyi olmaz. Ben ikinciyi verdim. Bırak belki su çekilsin. İkinciyi de verdim bu hayvana. Ondan sonra bu hayvan hala çok ağır bir ishal olmaya devam etti.
Ondan sonra tabii artık ishalliği de kesmek lazım arkadaşlar. Fazla ishallik de tehlikeli. Fazla ishallik de hayvanı yaramıyor. Bu arada o hayvan, bakın şu an bu hayvan yaklaşık 15-20 gündür. Yani bu videoyu sevmen, keşke o zamanlarda çekebilseydim. Biraz yoğundum, çekemedim, kusura bakmayın. Aynı yeni başlayabildim. Çok zayıflamıştı hayvan resmen. Yani bir deri bir kemik kaldı. Hani kestirsek para etmeyecek. Zaten biliyorsunuz bu hayvan belki o zaman da yine aynı bu hallerdeyken düştü. O zamanlar bu hayvanı sahiyorduk. Günde bir öğün sahiyordum bu hayvanı. Tabii sütten kesildi. O zamanlar bu haldeydi. Hayvan iyice zayıf zaten. Kestirsek bir para etmeyecek. Zaten kesimcileri biliyorsunuz. Çürükçüler para vermez. Hayvan hasta değil. Zaten direkt paramızı keser. Biraz da kara kara düşünüyorduk. Kestirsek para etmeyecek. Karnın da o zamanlar 3 aylık. Şimdi yaklaşık 4 aylık danası var da. O zamanlar karnında 3 aylık bir buzağı var. Hani biz bunu buzağa satmak istiyorduk. Öyle onda da işte hayvan aşırı da zayıflamıştı. Fazla ishaldi. Buzağlara verdiğimiz bir ishal ilacı var. Şöyle küçük bir ilaç. İsmini tam hatırlamıyorum. Toz bir ilaç. Kapaklı bir veriyor. Ondan verdik. Sabah geldiğinde bu arada hayvan saman yemiyor. Yonca yemiyor. Yonca normal çok yerde. Hala da yonca yemiyor. Hayvan yoncadan tiksinmiş gibi bilmiyorum. Yonca yemiyor. Yulaf kesmiştim bundan. Bir akrabamızdan 4-5 tane yulaf aldık. Bir tane şu vavuna şuraya koymuştum. Sabah geldik hayvanı bıraktım. Hayvan bayağı bir yulaf yedi. Yem attı biraz, yemedi. Tabii ağır yüklemek istemedik. Hani bir anda hayvan tekrar ağır yemek yemedi. Birazcık yem attık. Hayvan yemeye başladı. O sırada tekrar bir akşama doğru az yedi. Ertesi sabah yine yememe gibi bir sorun yaşadı. Veteriner bir ilaç daha gönderdi. Bu ilaç da Cenabil. Görüyorsunuz Cenabil denen bir ilaç. Bu sindirimi düzenlemiş. Çok etkili bir ilaç dediler. Biraz fiyatı da yüksek bir ilaç. Ama hayvana bunu bir kez vurduk. Hayvan tekrar bir düzenine sokmaya başladı. Sonra yavaşlamış gibi olmuştu. Yani yine biraz az yemiş gibi oldu. İkinciyi vurduk. 48 saat arayla ikinciyi vurun demişti yanlış hatırlamıyorsam. İkinciyi vurduk. Allah'a şükür hayvan bir daha gerilemedi. Gördüğünüz gibi hayvan şu an yiyor. İştahında bir sıkıntı yok. Kesinlikle çok toparladı. Çok güzel kilolar aldı. Daha da biraz daha kilo almasını istiyorum. Hani o süreçte buzağısını herhalde atmamıştır. Karnındadır ama biraz büyüsün. Karnındaki buzağı da biraz büyüsün. Kendisi de biraz toparlasın. İnşallah bu hayvanı satacağız. Biraz böyle bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Bu hayvanı sonrasında beslerken tabii dikkat ettiğim hususlar oldu. Bir maya aldık. Yaklaşık 20 kilo torba. Maya aldık. Hayvana bir maya veriyoruz. İlk başlarda samanı fazla vermedim. Yemi fazla vermedim. Günde 1,5-2 kilo yemle başladım. Şu an 5 kilolara kadar çıktık bu hayvanda. Şu an 5 kilo civarında yemiyor. Soğumuş gibiydi. Biraz süt yapmaya başladı. Ama sağmadık. Şu an soğudu. Bayağıdır sağlamıyor. Sağmadık çünkü hayvan zaten o sırada yani iğne vurmuştuk. 2-3 gün, 3 gün sağman yazıyordu. Hem sağlamazdı zaten. Hem de biz hayvan güçlerini düşmesin. Hani kendini toparlasın diye sütünü de sağmak istemedik. Hayvanın sütünü sağmadık. Allah'a şükür bu hayvanı iyileştirdik. Bakın bu kesin çözüm olur demiyorum. Ama kesinlikle deneyin. Hayvanınızı direkt kesime göndermeyin. Belki de işe yarayabilir. Ben de işe yaradı. Bak her hayvan da işe yaramayabilir. Çünkü yaklaşık Kurban Bayramı'ndan bir 10 gün sonra Kırıkkale Hayvan Hastanesi'ne gittik. O zaman bir tane hayvanı götürmüştük. Bir tane tanıkla. O zamanlarda bir iğnemiz demiştim ya tıkanıklıktan kesime gönderdik. O yüzden aklımdaydı. Oradaki profesöre sordum. Dedim ki hani işkembe tıkanıklığında ne yapabiliriz? Öncelikle şey öneriyorlar, işkembe suyu. Mezban yeni kesilmiş hayvanın işkembesini şöyle birkaç litre kovaya doldurun. Getirin. Biz buna getirdik ama şöyle bir hata yaptık. Kola şişesi götürmüştük. Kola şişesinin içine adam doldurmakta zorlandı. Çünkü içindeki samandan sıkıyor suyu. O suyu dolduramadık içine. Öyle bir sıkıntı yaşadık. 1 litre falan doldurabildik. Ondan sonra bizim hayvan almıştık o hafta. Ben hayvan almaya gitmiştim. Babam beni beklemiş. O suyu çabuk içirmek lazım. Birkaç saat kalmıştır. Belki etkisini kaybetti. Bilmiyorum. Ama bunu deneyen bir komşumuz İşe yaradığını söylüyor. İşkembe suyu vermeyip deneyin. Bu öncelikle size ilk tavsiyem. O zaman profesör bunu önermişti. İkinci olarak da kesin bir çözüm sunamam dedi. Çünkü bak hayvanların dedi, kimisi mesela dedi yedikleri şeyden tıkanıyor dedi. Kimisi ip yiyor, poşet yiyor tıkanıyor dedi. Mesela bazen hayvanın içini açıyoruz dedi. Hayvanın içini açtıklarında bakıyorlarmış o 40 paydaki doku artık ölmüş. Hani hayvanı tedavi etme şansları yok. O doku öldüğü için artık çalışmıyor. Yani bazen böyle durumlar olabilir. O yüzden hani kesin kurtulamayabilir. Ama bakın bu hayvanı kurtardı. Belki hani aynı durum sizin de başınıza gelir. Siz de bu hayvanı kurtarabilirsiniz. Yani sonuçta kesimek götürüp yok pahasına vereceğim hayvan şu an kilo alıyor. Değerlenmeye devam ediyor.
Ama maya vermeyi eksik etmiyoruz. Siz de maya vermeyi eksik etmeyin. Bakın bu civar komşularımızda çok fazla yani küçük bir köyde bile birkaç komşumuzda sürekli yaşandığını, yani bu çoğu insanın başına geldiğini düşünüyorum. Kendim de araştırdım, net güzel bir video bulamadım açıkçası. Bu video inşallah size yararlı olur. İnşallah faydası olur. Hayvanlarınızı kurtarırsınız. Bana destek olmayı, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. İnşallah sizlere daha çok öğrendiğim şeyleri, deneyimlerimi paylaşacağım. Bu yolda beraber ilerleyeceğiz. Hepinize iyi günler, bereketli günler dilerim.